Türk televizyonlarında bir ilk. Çağlayla Yeni Bir Gün, alanında uzman 4 önemli ismi ilk kez bir canlı yayında bir araya getiriyor. Sağlık masasında tüm dünyayı tehdit eden obezite tehdidini, şok diyetleri, sağlıklı beslenmenin altın kurallarını masaya yatırıyoruz. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın. Evet, bugün sağlık masasında tüm dünyayı tehdit eden büyük bir sağlık sorununu konuşuyoruz. Az sonralarda da gördünüz. Dünya maalesef giderek ağırlaşıyor. Dünya nüfusunun 400 milyonu obez. 1,5 milyarı, yaklaşık 1,5 milyarı fazla kilolu. Peki neden? Hangi hatalar giderek dünyanın daha çok şişmanlamasına neden oluyor? Onlarca diyet ve beslenme şekli varken niye böyle bir tehditle karşı karşıyayız? Doğru ve sağlıklı beslenmenin kuralları nelerdir? Az sonra tüm bu soruların yanıtını hepiniz alacaksınız efendim. Önce bir konuklarıma hoş geldin demek istiyorum. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın hocamız, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Günaydın, teşekkürler. Eczacı, homeopat, aromaterapist Ezgi Nevçam bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Ve uzman diyetisyen sevgili Nilay Keçeci bizlerle beraber. Ne kadar iyisiniz, geldiniz. Çok kıymetli bir program. Hem izleyenler için hem benim gibi bu bilgilere doymayanlar için. Yenisini öğrenir miyim, daha ne öğrenirim diye heveslenenler için. Şimdi dünya ile ilgili birkaç bilgi verdim istatistiklere göre. Ama sizce bu şişmanın altında yatan en büyük sebep nedir diye sorsam ilk aklımıza ne geliyor Nilay Hocam? Yani ilk aklımıza kişilerde oluşacak hormonal bozukluklar, yani klinik bozukluklar, metabolizma hızlarının yavaşlığı, yeterli kas kütlelerinin olmayışı, çocukluktan beri yanlış gelen beslenme, duygusal yemekler, yani aslında çok fazla geniş bir yelpazesi var. Ama mesela birebir hani hormonal bozukluklarla, işte kan bozukluklarıyla başlayan, bir türlü düzeltilemeyen beslenme alışkanlıkları da diyebiliriz yani. Selahattin Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin daha çok danışanlarınız diyeyim, kilo danışanlarınızdaki aşağı yukarı ortak özellikler neler oluyor? Birincisi, en önemlisi zaten fazla yemek. Aşırı yemek ve aktivitesiz bir yaşam aslında bizim kilolu olmaya iten en önemli etmen. Çok yeni bir araştırma yayınlandı. Düşünün, günde sadece 25 kalori fazla tükettiğinizde, günlük harcamanız gereken kaloriden obez olabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Fakat bunların kırılımları var. Mesela bir tutumlu gen teorisi dediğimiz bir teori var. Yemeğin bolluk olduğu anda genleri yatkın olan kişiler çok daha hızlı kilo alabiliyorlar. Ya da annenin karnında annenin aşırı kalorili tüketmesi ya da yeme davranışı bireyin ileriki dönemde obez olmasını etkileyebiliyor. Bunun dışında birçok etmen var, çevresel etmenler var, hormonsal etmenler var Nilay hocamızın söylediği gibi. Fakat endokrin sorunlar var, psikolojik etmenler var ve ayrıca birazdan belki de bahsedilecek ilaçların etkileri olabilir. Bunların hepsi aslında bir araya geldiğinizde farklı kırılımlarda obezite için indikatör. Ama benim gözlemim, Türk toplumunda biliyorsunuz her üç kişiden birinin obez olduğunu biliyoruz. Türk toplumundaki en önemli şey bu endokrin sorunlar çok küçük bir alanda ama daha çok çevresel obezojenik dediğimiz, yani bizim kilo almaya neden olan aşırı kalorili, aşırı yağlı, aşırı şekerli, aşırı tuzlu ve proses edilmiş yiyeceklerin hayatımıza daha fazla girmiş olması diyebilirim. Bunlarla ilgili çok güzel elimizde bilgiler var. Az sonra bunları da paylaşacağız ama Ezgi Hocam'a da sormak istiyorum. Aslında soru çok net. Neden bu kadar çok yiyoruz? Neden bu kadar yiyoruz? Aslında doyurmak istediğimiz şey midemizden çok çoğunlukla ruhumuz oluyor. Evet. Ruhsal açlık, bilmiyorum, diyetisyenlerimiz, hocalarımız zaten çok yoğun hastaları aldıklarında da bu durumu görüyorlar. Daha çok ruhsal açlıkla birlikte yeme atakları kişilerde çok aktif oluyor. Ama ben bir şey gözlemledim ki bilmiyorum katılırlar mı? Aslında ilk beslenme alışkanlığımız anneyle kurduğumuz bağla başlıyor. Anneyle beslenme şeklimiz, ondaki aldığımız o doyum, haz ya da annenin bu sürece katkısı bir yeme davranışı ortaya çıkartıyor. Aslında biz ilk nasıl yememiz gerektiğini, hangi duyguyla beslendiğimizin temeli anneyle olan
ilişkide atılıyor ki bu çok önemli bir şey. Biz şanslıyız. Evet, gerçekten öyle. Şimdi biz öyleyiz o zaman. Son 30 yılda beslenme düzenimizde, yediklerimizde, içtiklerimizde, alışkanlıklarımızda olan değişimler bilgi ekranı olarak ekrana gelsin. Bu noktada hocamıza sormadan önce ölümcül bağımlılık diye bir haberimiz var. Bu tükettiğimiz hem paketli gıdalar hem de fast foodlarla ilgili. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre her 6 yetişkinden biri hamburger, sosisli, cips gibi ultra işlenmiş gıdalara bağımlı. Yüksek oranda şeker, yağ, tuz, katkı maddeleri ve diğer kimyasallar içeren bu gıdaların kalp hastalığına ve bazı kanser türlerine yol açtığını aslında hepimiz biliyoruz. Ve araştırmalara göre her 10 kişiden 9'u haftada en az bir kez, 4'ü ise neredeyse her gün ultra işlenmiş gıdalar tüketiyor. Burada hemen Orhan Hocam'a dönmek istiyorum. Bu işlenmiş gıdalar günümüzde bedenimize, midemize, bağırsak sağlığımıza nasıl yansımalarını görüyorsunuz? İşin açıkçası ben öncelikle şu obezite konusunda iki şeyi suçlamak istiyorum. Bir tanesi batı tipi beslenme, diğeri egzersiz. Batı tipi beslenme gerçekten dünyadaki bu kilo alımının, obezitenin en önemli sebebi. İkincisi de egzersizin, hareketin azalması tabii ki. Evet, evet. Ama bu işlenmiş gıdalara gelince, bir kere işlenmiş gıdaları biz pek sevmiyoruz. İşlenmiş gıdalardan özellikle salam, sosis, sucuk, bunun gibi gıdaları çok istemiyoruz. İçinde nitrat var, nitrit var. Bunlar midenin iç yüzeyini bozabiliyor, mide kanserini artırıyor. Ama aynı zamanda bu tip işlenmiş gıdalar bizim bağırsaklarımızda bulunan 1,5-2 kilogram kadar bakteriyel mikrobiyata var, içinde virüs de var, mantar da var. Bunların konfigürasyonunu bozuyor. Onun için biz işlenmiş gıdaları sevmiyoruz. Daha çok sebze ve meyve tüketilmesini istiyoruz. İşlenmiş gıdalardan özellikle tabii et ürünlerini kastediyoruz. Evet, sadece o sucuk mevzusu biraz şey yapıyor. Ay karnım guruldadı, bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz gerçekten. Yani evimizde yaptığımız sucuğun içerisine nitrat koyamayacağımız için değil mi? Evet. Ev yapımı bir sucuktan ya faydalanabilir miyiz bu anlamda mesela? Öyle tavsiye ediyoruz ya, sucuk seviyoruz da yedirmeye çalışıyorum şimdi. Şimdi yani ev yapımı hocam, olan yani ev yapımı olanlarda da biraz kattığınız maddelerle ilişkili bir şey. Çok fazla tuz kattığınız zaman nitrit, nitrat her zaman için artar ve koruyucu olarak da siz bunların çoğuna katmak zorundasınız. Doğru. Şimdi son 30 yılda en çok değişen şeylerden bir tanesi, düşüşe geçenler bilgi ekranı gelecek. Anne sütü alımı, hareket, uyku kalitesi, omega 3'ten zengin beslenme, besin çeşitliliğinin azalması. Ve aynı zamanda hatalı popüler diyetler, ki bunların hepsini az sonra tek tek hocalarıma soracağım. Liften fakir beslenme, kontrolsüz şeker tuz tüketimi, antibiyotik kullanımı, zirai ilaç kanıtları, sezeryan doğum, stres ve çevresel kirliliğinde artışıyla birlikte tabii ki eskiden de bu kadar yiyordum ama şimdi neden kilo alıyorum sorularının cevabını hep birlikte görüyoruz. Şimdi gençlerle ilgili önemli bir haberimiz var. Kanada'da yapılan bir araştırmada popüler diyetlerin gençlerde yeme bozukluğuna yol açabileceği ortaya çıkmış. Yapılan çalışmada son bir yıl içerisinde IF diyetini uygulayan adolesanlarda beslenme bozukluğu skorlarında çok belirgin bir artış görülmüş. Şimdi bu çalışmada gençlerin bungee eating dediğimiz, yani aralarda hiçbir şey yemeyip sonrasında gerçekten patlarcasına, tıkanırcasına yiyip kendini durduramadan yeme atakları yaşaması, kendini sonrasında zorla kusturması, bir takım ilaçlar kullanarak tuvalete çıkmanın uyarılması, yani artık doğanın üstüne geçmeye çalışıyoruz, oluruna da bırakmıyoruz, kendi performansının çok çok üzerinde, aşırı miktarda fiziksel aktivite yaparak kilo kaybının sağlanması ve kas alımının sağlanmaya çalışması kanıtlanmış ve bunların zararlarıyla ilgili isterseniz bu haberle ilgili yorumunuzu alayım Dilay Hocam. Bu çok eskiden beri var olan zaten, evet. Bulimia dediğimiz değil mi? Evet, benim aslında gençlik zamanımda da vardı. Ama galiba halihazırda birazcık daha gençlerde de bu takıntılı hale gelmeye başladı. Ya artık böyle bilerek onu yapmaya başladılar. Ben yani yaklaşık işte 2008-2007'li yıllardayken Cerrahpaşa'da bunlara ayrılmış özel bir bölüm vardı bulimia ve anoreksiye ile ilgili. Çünkü altında yatan aslında psikolojik birçok neden de var. Multidisipliner bir şekilde çözülmesi gereken sıkıntılar. Ama günümüzde beden algısı o kadar değişti ki herkes çok zayıf olabilmek için, hani ben evet çok iyi bir şekilde spor yapıyorum, niye kaslanamıyorum? Doğru beslenemezsen ne kadar iyi spor yaparsan yap kaslanamayacaksın. İstediğim her şeyi yemek istiyorum ama zayıf kalmak istiyorum. İşte istediğimiz her şeyi yediğimiz noktada zaten zayıf kalamıyoruz. Böyle, böyle başlıyor aslına bakarsanız ama bu birazcık da aslında hani belki o konulara da gireceğiz. Tabii ki birçok etkisi var. Hatalı popüler diyetler aslında bozuyor o metabolizmaları. Sonra biz toplamaya çalışıyoruz o metabolizmaları maalesef doğru ki. Oradan başlıyor.
başlıyor aslında bu süreç. Herhalde en zoru. Ezgi Hocam, nedir yani bu zayıf olma takıntısı? Aslında şu anda neyse ki günümüzde birazcık daha hem modeller olarak hem insanlar olarak da sağlıklı, fit, belki balık etli, güzel kas kütlesi olan insanların sıklığını görebiliyoruz. Yani zayıf olmak illa sağlıklı olmak değildir. Bence zaten insanlar sağlıklı, sadece sağlıklı değil, gerçekten zayıf olmak istedikleri için diyet yapıyorlar. Evet. Doğru muyum? Kesinlikle. Yani benim şekerim var, ben zayıflıyım diyen mecbur kalmadan yapan insan çok az. Hatta onu bile yapmaktan imtina ediyorlar. Yani sağlık için bile diyet yapılması zorunlu olan, bağırsak florasının temizlenmesi gereken durumlarda pazarlık konusu oluyor. Şunu yesem olmaz mı? Ama bu ekmek değil de bunu koysam olmaz mı? Diye. Böyle bir noktaya gidiyor. Ama bunun altında yine toplumsal normlar çok yatıyor. Değer yargıları çok değişti. Sosyal medya çok aktif halde. Özenmek çok fazla. Evet. Yani bir prototip ölçüler oluştu. Doğru mu hocam? Eskiden böyle değildi. Şimdi belli ölçü ve sınırların ötesinde olmadığınızda ya da o kalıplara girmediğinizde kişi kendini değersiz hissediyor ki burada da yine aslında bir öz değer bilincinin, özgüvenin olması çok önemli. Ama yine benim ufacık bir gözlemim, anneler babalar da bu konuda birazcık daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli eleştirel, sürekli tenkit edici yaklaşımlar yeme içme alışkanlıklarını aksine tetikliyor. Çünkü yani bu o dengeyi nasıl kuracağız açıkçası çok bilmiyorum. Yani çocuklarda işte, çok zor örnek oluyor. Örnek olmak. Aslında örnek olmak. Yani bunu böyle yap, şöyle yap demek yerine yani çok güzel örnek olmak bence evde sağlıklı beslenme. Yani Ezgi çok çok yani. Benim kızım ne yapabilirim? Sabah bir başlıyor patates kızartması. Mesela akşama kadar patates kızartması yine gidebiliyor yani, hocam yani. Yani kalıyorum yani. Yeme kızım dediğinde de. Yatağın altında çikolata saklayan çok kişiyi biliyorum. O, özellikle o ergenlikte. Bu işin psikolojik boyutu gerçekten üzerinde durulması, altın çizilmesi gereken kısmı. Şimdi bu uzun açlıklardan sonra çok yeme deyince de hemen iftiyat aklımıza geçiyor. Mesela hocam aralıklı oruç nasıl değerlendiriyorsunuz? Aralıklı oruçun ya da uzun süre aç kalmayı mide seviyor mu? Bağırsaklar seviyor mu? Onu sorayım. Şimdi aralıklı orucun faydasına inanıyoruz. Ama yeterince uygun yapıldığı zaman, örneğin ben haftada 2 günü geçilmesi taraftarı değilim. Haftada 2 gün 16-18 saatlik açlık olabilir. Aralıklı orucun esprisi, hücrenin içinde bulunan bazı organeller var. Ve yaşlanmayla bu organellerde ölüm başlıyor ve bir miktar hücre içinde çöp oluşuyor. Eğer ki siz uzun süre aç kalırsanız, bizim hücre içinde lizozom dediğimiz bazı organeller var. Gidip bu hücre içindeki çöpleri yiyor, topluyor ve bu sayede Parkinson olmuyor. Alzheimer olmuyor. Bir de yaşlanmanın önüne geçmiş oluyorsunuz. Onun için biz aralıklı orucu destekliyoruz. Ama eğer ki sizin mide ülseriniz varsa, 12 parmak bağırsağı ülseriniz varsa veya grade C'de reflünüz varsa bunu kolay kolay yapamazsınız. Çünkü zaten uzun süre aç kalamazsınız. Ama siz hala eğer ki aralıklı oruca girecekseniz mutlaka öncesinde eğer şikayetleriniz varsa bir endoskopi yaptırmalısınız. Yoksa gastrik ülser, 12 parmak bağırsağında ülser, aralıklı oruca girerseniz sorun yaşarsınız. Bir de tabii uzun süre yemeyip birden yendiği zaman reflüsü olan kişilerde özellikle grade C ve D'de sorun yaşanıyor. Onun için mide şikayetleri ya da reflü şikayetleri olanlar ya da sindirim sistemiyle ilgili şikayetleri olanlar aralıklı oruca girmeden evvel gastroenteroloji uzmanıyla görüşülüyor. Mutlaka belki de gerekirse de bir endoskopi de yapılsa faydası kesinlikle olur. Tabii Selahattin ki. Hocam aralıklı orucu konuşalım. Şimdi uzun süreli aralıklı oruç dediğimiz açlık aslında her zaman herkese iyi gelen bir şey değildir. Çünkü açlık uzadıkça metabolik stresi de arttırabilir. Ve biraz önce mesela obezitenin temel nedenlerinden bir tanesi uykusuzluk. Mesela bu ne yapar? Kortizol arttırır, katekolaminleri arttırır, leptini azaltır, girilini artırır ve sonuçta yemek yeme davranışınız bozulur. O yüzden uzun süreli açlık kime uygulanmalı? Hı. Aslında zayıflamayla ilgili değil, daha çok kardiyometabolik dekompanse sorunu olan kişilerde olumlu etki yaratabilir. Ancak araştırmalar şunu gösteriyor. Tam diyor anlayamadık ki, hocam orada ne dediğinizi. Şöyle, mesela sizin lipidleriniz bozuk, kan şekeriniz bozuk, bozulmuş bir glikoz toleransınız var. Sabah uyandığınızda kan şekeriniz bozuk, yemek yedikten sonra vücut aşırı insülin salgılıyor gibi. Aslında kilolu kişilere daha ortak özgü olan sorunları uzun süre açlıkla bunu metabolik olarak düzenleyebileceğini zaten gösterdiler. Hmm. Ben hocama katılıyorum şöyle. Evet uygulanabilir ama haftanın belirli günlerinde, belirli sıklıklarda olursa yarar sağlar. Çünkü bir zayıflamaya yönelik uzun süreli açlık obezite beyinde başlar ve beyin aslında vücudun birçok organını modüle eder, kontrol eder.
tokluk hormonlarıyla açlık hormonlarını. Hı-hı. Mesela yağ dokusunu modüle eder, pankreası, mideyi, bağırsakları ve siz tok kalmadığınız bir sistemi uzun süre devam ettiremezsiniz. Ve sonra ne olur? Yiyeceği baskılayıp tamamen yasakladığınız ya da çok uzun süre aç kalacağınız dediğiniz zamandan sonraki öğünlerde yemek yemenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Benim kendi klinik tecrübelerim şöyle Çağla'cığım. Bana gelen bireylerin hiçbirinde ben uzun süre açlıkta yeterli kilo kaybettiklerini gözlemleyemedim. Peki ancak kilolarını koruduklarını gözlemlediniz mi? Hayır, tamamen tam tersi. Veya bağırsak sağlığında bir iyileşme. Yani kim seçmeli aralıklı orucu? Çok güzel. Yarar sağlar. Bir de ne kadar sürede yarar sağlar ve bunun devamlılığı ne kadardır tartışılır. Hı hı. Çünkü insanda otofajiyi ölçmek yani çok zor bir olaydır zaten. Mümkün değil kolay herhalde, bir şey değil mi? Yani şu anda tanımlanmadı ama belirli kriterler var. Fakat şunu biliyoruz biz, hocamızın söylediği gibi aslında gece 12 saatlik açlık, yani minimum 12 saatlik açlık insan sağlığı için yeterli. Siz onu 13, 14, 15'e çıkarabilirsiniz ama 16, 17 herkes yapabilir mi? Bu konu çok tartışılır. Herkese de aynı sonucu verebilir mi tartışılır. Çok güzel bir meta analiz dediğimiz aslında bu konuyla ilgili yapılmış müthiş bir çalışma var. Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisi'nde yayınlandı. Aynı kaloride. Düşük kalorili, uzun açlıkların düşük kalorili dengeli diyetlere yani 3 ana öğün 1 ara öğün besin çeşitliliği olan diyetlerle karşılaştırdığınızda aralarında çok büyük bir fark olmuyor. O yüzden ben daha çok genel yaşamın içerisinde dengeli, besin çeşitli, öğün düzeninde yemenin bütün insanlara genel olarak daha yarar sağlayabileceğini düşünüyorum. Mesela şöyle bir planlama olabiliyor mu? Aynı kaloriyi alacağız gün içerisinde ama haftanın 5 günü onu 3 öğüne yayacağız. Diğer atıyorum geri kalan 2 günde aynı kaloriyi açlık yaparak alacağız gibi. Çok, bence çok güzel vücudu tamamen farklı bir boyuta geçirebilecek bir düzen olabilir. Ama ben her günde 3 ana öğün 1 ara öğünle düzgün beslenmeni şimdi, tavsiye ederim. Oradaki bir iyilik hali oluşuyor mu onu ama sormak istiyorum. Ama gece 12 mesela saat açlık olacak mutlaka. Ha, işte 12 veya işte 16 saat açlık yaptım haftada 2 gün. Aynı kaloriyi alacağım. Güne yaymak yerine aç kalarak o otofaji veya yenilenme sürecinde bedeni şaşırtmak bir iyileşme. Belki, evet, bir strese sokmak. Yani aç şöyle, kaldım bir şeye gireyim. Ya uzun süreli intermittent fasting zaten hani çok uzun süreli çalışmalar da yeni çalışmaların çoğunda. Çünkü insanlar o kadar uzun kalıyor ki hani hocam bana 72 saat aç kalarak gelenler vardı. Yani. Ay kalan da abartıyor ya. Hangi nerede 16 saat? Ben 20 saat kaldım diyor. 24 saat kalıyor. Durdukça duruyorsun ve çünkü. Bu arada 72 saat gelenlerin tamamında da mutlaka açlık kan şekerleri ve mutlaka bozuk glikoz toleransı var. Sonra biz bir onu toparlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki en fazla bari 16 saate düşürelim. Hani şimdi insanlar hocamın dediği gibi normalde bunu haftada 2 gün 3 gün yaptığında bizler de uyguluyoruz. Hani vücudu şaşırtalım. İşte yağ mekanizmasıyla alakalı birazcık daha etki sağlayalım diye. Çünkü insanlarda motivasyon da çok önemli. Ama sürekli bunu yaptıklarında mutlaka bozulmuş glikoz toleransı, karaciğerde, pankreaste veya böbrekte mutlaka bir şeyler çıkıyor. Çünkü görüyorum mesela yani 72 saat artık hissetmiyorum diyor zaten aç olduğumu. 3 ay takip ediyorum. 3 ay boyunca hocam karaciğer enzimleri mesela hiçbir şekilde düşmüyor. Yani aslında düzelmesini beklediğimiz bir şeyi tam tersi bozuyoruz böyle bozuyor bir durumda. Yani burada, siz nasıl tavsiye ediyorsunuz? Ya ben şöyle yapıyorum. Ya da kimlere tavsiye ediyorsunuz? Yani yapmaya heveslenenler oluyor ya, kilo korumak için mi, kilo vermek için mi ya da ne bileyim işte sağlık için mi, ne için yapsınlar arada bir? Şimdi ilk başladıklarında belki bir tık daha hızlı bir kilo şey verebilmek evet için belki 1-2 gün uygulayabilirler ama bu konuda da Selahattin Hocam'a katılıyorum. Sadece mesela sabah akşam yiyin demiyorum ben hiçbir zaman. Ben diyorum ki sabah yiyin, arada minicik bir şey atıştırın, akşam gene yiyin. Kesinlikle uzun süreli açlıkta hocamın dediği gibi yani vücudun yenilendiği ve hani temizlendiği, toksitlerin düşürüldüğü de gözlemleniyor. Ama bunu o kadar uzun süre yapıyorlar ki bu metabolizmayı ister istemez bozuyor. Ben diyorum ki eğer herhangi bir 18 yaşından küçükseniz mesela kesinlikle uygulamayın. Herhangi bir ciddi kronik rahatsızlığınız varsa doktorunuza sormadan uygulamayın. Yani doktorların bize yönlendirmesiyle bunları iki ana bir ara öğün gibi birazcık daha isterlerse gene 16-8 ya da 18 saat açlıklarla yapıyoruz ama uzun süreli asla tavsiye etmiyorum. Hiçbir diyet tipini yani. Hiçbir diyet tipini. O diyet tiplerine de yok. Akdeniz tipi benim için hocam da bilir. Biz öyle öğrendik onlar. Onlardan yani hep bizim tavsiye ettiğimiz diyet tipidir her Sizde zaman. Sizde sanki böyle çok yedirmeyen bir şey vardı ben de öyle bir şey seziyorum şu an. Yani şey şeye getirecek bence Nilay Hocam sonunda. Hani o diyet bu diyet az yerseniz hani kilo alsa ama bununla ilgili çok güzel sorularımız Tabii var. Görüntülü sorularımız var. İsterseniz onlarla minik minik başlayalım. Buyurun. Hocam merhabalar. Bütün kış diyet yaptım ama bir türlü kilo veremedim. Nerede yanlış yapıyorum?
Evet. Sen de yavaş yavaş geliyoruz. Selahattin Hocam buyurun sizden başlayalım. Şimdi diyetin kelimenin içini açmak önemli. Çünkü insanlar aslında az yediklerini düşünüyorlar. Diyet yaptığımızı zannediyor olabilir miyiz? Tabii az yediklerini düşünüyorlar. Ama ne yedikleri bizim için çok önemli. Biraz önce söyledik. Tabii ki kalori bir fenomen ama asıl obeziteyi belirleyen şey toplam yediğiniz yiyeceğin miktarı ve kalorisiyle vücudunuzun harcadığı kalori arasında bir eksiklik yaratmak. Eğer siz onu planlayamadığınız müddetçe sorun var. İkincisi yiyeceğin cinsi de önemli. Mesela çok ya, sağlıklı yiyeceklerden çok fazla. Evet. Aslında tabii birinci anayasa olarak onu görüyoruz ama onu etkileyen birçok faktör de var. Çünkü burada egzersiz yapıp yapmamak. Örneğin siz egzersiz çok iyi yaparsınız. Yüksek kalorili bir beslenme uygularsınız. Vücudunuz onu çok güzel tolere eder. Kas kitlenizi de kaybetmediğiniz müddetçe müthiş bir vücut ağırlık denetimi yapabilirsiniz. Ama burada bizim diyetten anladığımız şey şudur. Hiçbir şey yememek, azaltmak, işte haşlanmış tüketmek. Elimine etmek hocam. Evet, besinlerin bazılarını çıkartmak. Şimdi ne yapıyor burada soru soran vatandaşımız, insanımız? Diyor ki ben börek, çörek, pasta yemedim. Ama diğer şeylerden istediğim kadar yedim ve kilo veremedim. Böyle bir kilo verme maalesef herkes de işlemiyor. Herkes, o çok önemli bir cümle değil mi? Herkesin şeyi bünyesi herkes. Yani herkes aynı diyeti zaten uygulayamadığınız gibi herkeste de aynı şekilde işlemiyor. Mesela bazı bireylerin kilo verirken bir seçtiği yiyeceklerde ki miktar ve çeşitlilik çok daha kolay ve daha düzenli ve iyi kilo kaybetmesini sağlarken bazılarında çok porsiyonu istediğiniz kadar iyi kontrol etseniz de çok daha yavaş ve daha uzun sürede zayıflayabiliyorlar. O yüzden bence burada bireyler şunu düşünmeliler. Bir kere diyet kavramını kafadan çıkartmalıyız. Diyet yerine sağlıklı beslenme ile iyi kilo kaybetmek için gerekli olan unsurları ortaya koymalıyız. Ve tekrar söylüyorum, en önemli şey şudur. Gece açlığının minimum 12 saat olması, yani 13, 14, 15, 16 birbirlerine göre üstünlükler olabilir ama yatmadan en az 3 saat önce yemek yeme işlemini bitirmesini sağlamak. Aç yatmamız konusundaki şey fırçalarınızı daha sonra kabul edeceğim. Çünkü ve sabahleyin gerçekten güne bir kahvaltıyla başlamak, bir günün ortasında bir küçük öğle yemeği. Ben tabii şöyle taraftarıyım, akşamleyin muhakkak bir öğün olmalı çünkü günün en son vaktinde. Ama mesela kahvaltıyı atlamak yerine bence akşam yemeğini atlamak çok daha avantajlı olabilir. Birazcık da tabii önemli haberlerimiz var. Herkes için değil tabii bunlar. Ama bence öğün düzeninde ve daha çok taze sebzeler, taze meyveler, baklagiller, kuru yemişler, yağsız et çeşitlerini düzenli olarak kurduğunda bir bireyin kilo vermemesi imkansız zaten. Peki. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Bu bir denge. Yani hani bütün kış diyet yaptım. Şimdi bakın, şu kadar yemek yiyorsanız, şu kadar enerji harcıyorsanız korursunuz, dengede kalırsınız. Ama çok yerseniz, az enerji harcarsanız o zaman kilo olursunuz. Yavaş yavaş kilo tersi olursunuz. Siz az yerseniz çok egzersiz yapar, hareket edersiniz, kilo verirsiniz. Bu böyle. Orada yanlış yapılan bir şey olmuş. Yani kişi diyetteyim deyince birden kendini kenara çekiyor, egzersiz hareketi azaltıyor. Yani daha fazla dinleniyor. Bence kas hareketleri azalıyor. En büyük sorunumuz da hocam kendimize 20 yaşında zannediyor olmamız. Neden? Çünkü yani 20 yaşında aldığımız kaloriyle harcadığımız kendi metabolizmamızla yaktığımızla ben zaten eskisi gibi yiyorum, daha da fazla hareket ediyorum, neden veremiyorum sorusu aslında her yaşın, daha doğrusu her dönemin farklı bir beslenmesi. Ben bunu kendi hayatımda resmen hikaye gibi izliyorum. Çok eskiden doğru. Yediğim, yemediğim, şimdi diyorum ki eskiden bunları yeseydim şu an ne olmuştu diyorum. Mesela şu an bambaşka bir düzendeyim. Hormonlar da değişiyor. Yaşla birlikte. Bir de diyet yaparken diyet yapacağım mantığıyla girdiği zaman zaten bu vücutta bir stres yaratıyor. Evet. Ne zaman insanlar diyete giriyor, daha çok yeme isteği, açlık atakları, tabii, hiç canı çekmeyen maddelerini, besin maddelerini çeker oluyorsunuz. Tabii, onu nasıl yönetebiliriz? Gerçekten az ye dediğin anda zaten beynine stres gidiyor yani. Diyet fikri başlı başına vücuttaki stres hormonunu, kortizolu tetikleyen bir şey ki bu da zaten insülin direncine direkt etki ediyor. Ne oğlum? Hele kadın olmak, zaten hormonların çok yönettiği bir yapı olarak bizlerde metabolizmayı çok daha zorlayan, birçok komponenti göz ardı etmeden planlanması gereken bir şey. Uyku, kaliteli bir uyku uyumuyorsan zayıflamak, metabolizmanın yenilenmesinden asla ve kat'a söz edemezsiniz. Az su içiyorsanız yani beklemeyin, evet, mümkün beklemeyin. Bir şey değil. Peki, o yüzden bunu başka? Stresi yönetmek çok çok önemli ki ve tokluk süresini uzatmak için hemen ufacık bir şey söyleyeyim. Lütfen. Avokado yağına
bir iki damla limonu böyle ani açlık atakları olduğu dönemlerde kişiler böyle gün ortasında, sizlere de evet, tavsiye ederim bir eczacı olarak, çok işe yarar. Avokado yağının içine bir iki damla limon sadece kullanabilirler. Bunu açlık ataklarının gelme saatleri belirli. Bunu herhalde kızarmış ekmeğin üzerine süreriz diye yani düşünüyorum. Yani kaşıkla lütfen ekmeksiz rica ederiz. Kullanılabilir ama stres yönetmek çok çok önemli. En önemlisi galiba yönetebilmek yani değil stres. Mi? Psikolojimizi yönetebilmek. Bunu daha detaylı Ezgi Hocam'la da konuşacağız ama sokaktayız, yine bir sorumuz daha var. Hocam merhabalar. Mide ve bağırsak sağlığının kötü olması kilo alımına sebep olur mu? En çok bunu konuşuyoruz herhalde değil mi evet, son günlerde evet, hocam? Evet. Bütün her şey bağırsaklara döndü. Hatta işte ikinci beyin değil birinci beyin bile diye cümleler duymaya başladık. Nedir bağırsakların sihri? Kilo almamızda, kilo vermemizde, mutluluğumuzla nasıl ilişkili? Aslında o kadar fazla ilişkili ki. Yalnız ben şurada öncelikle bu kilo alma konusuna girmek istiyorum bağırsaktaki mikrobiyatayla. Şimdi bizim bağırsaklarımızda 1,5-2 kilogram canlı mikroorganizmalar var. Ve bunlar yaklaşık 2000 çeşit. Alt türleri var. Bunların %85'i iyi huylu bakteriler. Bunlara biz probiyotik diyoruz. Bir kısmı da kötü huylu. Şimdi bu bakterilerin arasında öyle bir grup var ki, örneğin aynı kişi, aynı kilolar, her şey aynı, aynı gıdayı veriyorsunuz. Bu kişi kilo alıyor ama bu kişi almıyor. Her şey evet. aynı. Bunun sebebi şu. Aldığımız diyet lifi var ya, o diyet lifindeki karbonhidratları parçalayabilen bakterilere sahipseniz siz bağırsaklarınızda %6 ile 10 oranında daha fazla kalori alıyorsunuz. Hı. Çünkü bağırsaklarınız o sindirilmeyen lifleri parçalayabiliyor ve buradan günde %6 ile 10 büyük bir oran. Çünkü dediniz 25 kalori almak evet. bile günlük olarak obeziteye sebep oluyor. Ve sonuç olarak giderek bu kişiler şişmanlıyor. Obezite ortaya çıkıyor. O zaman ne olacak? Bağırsak sağlığımızı iyi tutacağız. Probiyotik bakterileri de arttırmak durumundayız. Nasıl arttırabiliriz iyi bakterilerimizi? Besleyerek. Ne kadar büyük rol oynadığını şimdi bir kez daha anlıyoruz. Tabii. Evet. Yani probiyotik bakterileri beslerseniz arttırabilirsiniz. Onu da arttırabilmeniz için prebiyotikleri vermek zorundasınız. Prebiyotikler probiyotik bakterilerin gıdasıdır. Aslında bunlar çoğunlukla lifli gıdadır. Ispanak, pırasa, lahana, sebzelerde çoğunlukla var değil mi hocam? Brokoli. Evet. Tam tahıllar. Tam tahıllar, baklagiller çok önemli. Mercimekte %13 lif var. Çok kuru büyük yemişler, bir oran. Badem. Ceviz ve badem çok önemli bizim için. Bir de tabii bu Akdeniz diyetin içinde var. Zeytin, tabii. zeytinyağı ön planda geliyor. Balığı da arttıracaksınız. Bağırsaklardaki prebiyotik bakterileri, probiyotikleri arttırabilmek için. Siz onları ne kadar beslerseniz onlar o kadar çoğalır. Ama siz bu dediğimiz Akdeniz tipi beslenme yerine Batı tipi beslenmeye geçerseniz o zaman problem var. Her gün hamburger, pizza, makarna, pide yediğiniz zaman bu bakterileri beslemiş olmuyorsunuz iyi olanları. Kötü olanları, kötü olanları besliyorsunuz. Bağırsaklarımızda i̇şte mesela problem. Her şeyin yolunda olduğunu düşündüğümüz noktalar var. Mesela bir kabızlık, bir ishal yaşamıyorsak bağırsaklarım çok iyi çalışıyor diyoruz mesela. Bununla ilgili başka bir bilgi verebiliyor musunuz bize? Yani kabızlık kilo veremiyorsanız veyahut da işte ne bileyim gerginseniz, sinirliyseniz, çok üzüldüyseniz vesaire gibi de onlar da o şeyi etkiliyor mu hocam? O boğumlar sıkışıyor dediler, travma yaratıyor dediler mesela. Tabii eğer ki tabii çok fazla stresiniz varsa her şeyi içinize atarsanız zaten o kadar fazla yüklenme oluyor ki içinize atıyorsunuz, çıkmaya çalışıyor, siz bastırıyorsunuz, bunlar içeride dönüp duruyor ama bir müddet sonra ya mideye ya bağırsağa vuruyor ya ishal oluyorsunuz, ya kabız, ya önce kabızlık sonra ishal ya da gazın oluyor, toksin birikiyor hocam. Şişkinliğiniz oluyor. Çok sorunlar yaşıyorsunuz. Aslında bağırsak sağlığı o kadar önemli ki bakın biraz evvel dedik ya kötü bakterileri arttırıyorsunuz. Hı-hı. Kötü bakterileri arttırdığınız an her türlü hastalık ortaya çıkabilir. Çünkü kötü bakteriler artınca iyi bakterilerin oluşturduğu bariyeri geçiyor. Bağırsağın duvarına yapışıyor. Hmm. Adezyon diyoruz. Sonra da içine girmeye başlıyor. Bağırsağın duvarına yapıştığı anda bir mikro inflamasyon, iltihap oluyor. İltihap bağırsakların oluşuyor. İçinde devamlı bir iltihap. Düşünebiliyor musunuz? Kötü besleniyorsunuz ve bağırsakların içinde devamlı bir iltihap var. Bu bir sorundur. Bir müddet sonra da geçirgen bağırsak sendromu ortaya çıkıyor. Çünkü bağırsak devamlı iltihap var ya, oradaki hücreler bir müddet sonra ayrılmaya başlıyor. Ayrılınca sızdıran bağırsak oluyor. Bağırsağın içindeki gıdalar hücrenin içine girip orada işlem görüp arka taraftan kana karışmıyor artık. Hücreler arası bir boşluk var. O boşluktan direkt giriyor. Ve ama girerken böyle eskisi gibi küçük amino asit şeker girmiyor. Büyük partikül, büyük moleküller giriyor. İşte bir problem. Büyük moleküller girdiği zaman kana karışınca
İşte o zaman alerjik etkenler ortaya çıkıyor. Yani sonuçta büyük proteinler vücuda yabancıdır ve bizim immün sistemimizi harekete geçiriyor. Ve arkasından bir bakıyorsunuz vücutta kızarıklıklar oluyor, dermatit oluyor, otoimmün hastalıklar oluyor. Ülseratif kolit, Crohn dediğimiz alerji hastalıklar. Alerji ama aynı zamanda bunlar beyne de gidiyor, Parkinson'u arttırıyor. Veya Alzheimer ortaya çıkıyor, demans görülüyor. Sonuç olarak gözümüz gibi bakacağız diyebilir miyiz bağırsaklarımıza hocam? Gözümüz gibi bakacağız. Kesinlikle beslenmek çok önemli. Biz bir yani herhalde gene böyle 2009'lu yıllarda falan fekal transplantasyon diye bir şeyler duymuştuk. Ha doğru, ona evet yapıyoruz belli durumlarda. Var mı onlar hocam hala? Yapıyor mu? Çok özür diliyorum. Bu arada ben girdim sormadım, çok merak ettim. Siz anlatınca. Yani lütfen. Bunun, çünkü dediniz de iyi bakteriler, bir kişinin bireyin iyi bakterileri var, diğeri kötü bakteri olunca obezite artıyor diğerinde. Bize öyle öğrettiler en zamanında, işte kötü bakteriler böyle yaptığı için böyle bir sisteme geçilecek ve herkes zayıf olacak derdi. Ama herkes de değil. Obez olamaz. Kişilerin dışkılarını, evet, evet, obez kişilerin dışkılarının obeziteye neden olan bazı bakterileri içerdiğini söylemiştik ya. Onun yerine sağlıklı kişiden, zayıf bir insandan onun dışkısını alıp obez kişilere vermek. Fakat evet, bu planlanan bir şey. Planlanan peki bu oldu mu? Evet, bunun çalışmaları yürüyor. Ama korona döneminde biraz bu inkıta oldu, kesilme oldu. Evet. Çünkü koronayı nakledecektiniz o esnada, o kesildi. Ama dışkı nakli diye bir şey var. Gerçekten belli durumlarda faydalı. Mesela bazı ishalli hastalıklar var. Böyle ishal yapan Clostridium antibiyotik ishali durduramıyorsunuz. Çok fazla. Hele Amerika'da çok felaket bu. Ve her şey yapılıyor. Durduramıyorsunuz ama sağlıklı birisinin bakterilerini alıp siz bu antibiyotik ishali olan kişiye veriyorsunuz. Clostridium difficile'dir onun ismi, o bakterinin. Onu yok ediyor. O kendiliğinden kayboluyor. Bağırsaklar iyileşiyor. Bu eksozom böyle PRP kökücü hamsi bir şey olmaya başladı. Değil. Dışkıda transplantasyon. Canlı. Ya işte canlı bakteri. Bebeğin de şeyini alıyorlar ya, yüzlerine koyuyorlar. Aynı şey evet, değil mi? Başkasından alıp yani aslında verme işleme anlamında. Mantık olarak benzer gibi görünüyor ama aslında evet, uygulama yani olarak çok farklı. Tabii şöyle bir şey var. Aslında bu 1500'lü yıllarda da hasta köpeğin dışkısını, pardon, sağlam hastalanmış, ishal olmuş bir köpeğe sağlam köpeğin dışkısını yedirirlermiş ve o zaman fark edilmiş ki durduruyor. Sonradan nasıl bir mekanizma bu? Nasıl bir vücuttur? İnanılmaz yani beden gerçekten. Çok da kolay bir şey. Alıyorsunuz sağlam birisinin dışkısını ama önce testler yapıyorsunuz. Sıralı bir test var. O kadar ki iki sayfa. Biz onları veriyoruz. Arkasından her şey sağlam çıkar, sağlam kişide. Onu dışkısını alıyoruz, süzüyoruz, filtreliyoruz. İki yol var. Ya ağızdan ya da makattan kolonoskopla. Biz makattan kolonoskopla. Ne de böyle okumuştum. Ama hocama bulmuşken sormak istedim ben de. Çok okumuştum çünkü. Ve gerçekten ama belli konularda son derece faydalı yani. Evet. Belli i̇yi konularda. Şey. Çok iyi seçilmiş hasta seçtik grubuyla. Evet doğru. Bu arada doğru. Hemen bir soru daha alıyorum. Hocam merhabalar. Herkes aynı diyette zayıflar mı? Buradan Dilay Hocam'a söz vermek istiyorum. Bu çok yaptığımız bir hata. Gerçekten o ilhamı başkalarından alıyoruz. O verdiyse ben de yaparım diyor. O kadar zayıfladıysa ben de yapabilirim diyoruz. Ve burada yine stresle birlikte yönetilemez, içinden çıkamadığımız bir hale geliyoruz aslında. Şimdi burada çok önemli bir uyarı yapalım bu aynı diyetler konusunda. Hem de neye başvurmaları gerekiyor? Buradan bir isterseniz. Yani şöyle altını kesinlikle çizelim. Kimse aynı diyeti yapamaz. Herkese biz kişiye göre diyet diyoruz, kişiye göre beslenme diyoruz. Kişinin bütün özelliklerine göre yani kişinin kan tahlillerine, vücut analizine, beslenme anamnezine, hastalıklarına, işte daha önce nasıl beslendiğine, nasıl kilolar verdiğine, hormonal bozukluklarına ya da tam tersi spor yapıyor mu, yapmıyor mu? Şimdi bir kişi düşünelim 50 kilo, 20 kilo kası var, 30 kilo yağı var. Bir kişi düşünelim 50 kilo, 30 kilo kası var, 10 kilo yağı var. İkisi aynı diyeti nasıl uygulayabilir? İmkansız yani. Diyet kesinlikle kişiye özeldir. Hep böyle öğrendik, böyle öğretildik. Her makalede de bunun üstünde duruyoruz. Ya şimdi ne oluyor? Sen o diyet listesiyle zayıflamışsın. 10 kilo vermişsin. Ben de vereyim. Sen ver bana diyet listeni oluyor. Evet diyorsun ve deniyorsun. Ama belki ben o kişideki insülin direncine göre, o kişinin polikistik overine göre, o kişinin Hashimoto'suna göre, otoimmün hastalıklarına göre yazdım. Sen de bunların hiçbiri yokken belirli şeyleri kestiğin için sende sıkıntı yarattı. Belki de hastanelik oldun, tansiyonun düştü ya da şekerin oynadı. Yani aslında çok minimalize bile hani komşudan aldım, diyeti yaptım gibi aynı diyetlerle beslenmek daha sonrasında da metabolizma bozukluğu için çok ciddi sorunlar çıkarır. Hatta kas kütlesinin de kayıplarına neden olur. Öyle o durumlarda da hiç istemediğiniz bir tamamen şey değil mi? Tamamen. Yani bu yerine koymak da çok uzun sürüyor sonra. Çok zor çünkü kas yapmak. Doğru beslenmeyle de düzenlemeye çalışıyoruz ama o diyet o kişiye özel yazılmış. O kişinin özelliklerine göre yazılmış. Ya kimse birbirinin reçetelerini kullanmamalı sağlıklı belki beslenme reçetelerini. Belki de yani iyi bir şey yapıyorum derken zarar bile bir şey verebiliriz. Şimdi sizleri de unutmadık efendim. Sokağa çıktık ve sizlere sorduk.
kilonuzdan memnun musunuz? Hangi diyetleri yapıyorsunuz veya yaptınız? Kaç kilo vermek istersiniz? Verdiniz mi? Nasıl verdiniz diye röportajımızı hep birlikte izleyelim efendim. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Kilonuzdan memnun musunuz acaba? Evet, çok memnunum. Yaşıma göre kilom çok iyi. Kaç kiloydunuz? 63 boyum, 61 kiloyum. Peki daha önce hangi diyetleri yaptınız veya hala yapıyorsunuz? Sağlıklı yaşamaya özen gösteriyorum. Tatlı yemem. Kahvaltılarımda bir kaşık bal bulunur. Yemeğimi akşama doğru 4'te 5'te son yemeğimi yiyorum ve gece hiçbir şey yemiyorum. Yürüyorum, egzersizlerim var, faaliyetlerim var ve memnunum ben. Kilomdan memnunum ama daha da vermek isterim. Kaç kilo vermek isterdin? Yani en az 5 kilo. Ama bu bir özenti değil. Yani çevremde şöyle böyle şeklinde değil. Sadece sağlık açısından. Daha önce hangi diyetleri yaptınız veya hala yapıyorsunuz? Bir programınız var mı? Hiç diyet yapmadım, özenmedim de. Sadece sağlıklı olan şeyleri yiyerek kilomu korumak istedim. Gayet memnunum. Kaç kilosunuz? Yok. 87 varım herhalde. Fazlalığınız yok yani? Yok. Peki daha önce hiç diyet uyguladınız mı kendinize? Ekmek yiyorum. Ekmek yemiyorsunuz yani? Ekmek yemiyorum, eti yiyorum, ekmeği yemiyorum. Kilomdan aslında memnun değilim. Hani bu kendi kişisel tercihim olaraktan, sağlık açısından. Peki daha önce hangi diyetleri uyguladınız veya şu an diyette misiniz, uyguluyorsunuz? Diyetler uyguluyorum ama bu diyetler kendi çapımdaki diyetler. Yani biraz daha dengeli beslenme açısından. Hani hiçbir şey kıstığım olmuyor. Yine istediğim ama biraz daha sınırlayarak. Hayır, asla değilim şu an maalesef. Kaç kilo vermek isterdin? 10 kilo, 12 kilo vermek istiyorum. 12 diyor. Yani o kadar fazlam var çünkü. Peki hangi diyetleri yapıyorsun? Aralıklı orucu denedim. Çok memnun kalmadım açıkçası. Çünkü çok fazla yüklendim aralıklı oruç nasıl olsa diye. Ama veganı beceremedim. Çünkü ben süt yumurtayı çok seviyorum. Peyniri de çok seviyorum. O yüzden onu da başaramadım ama istiyorum. Şu an peki hangi diyet yapıyorsun? Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Hayır değilim. Kaç kilo vermek isterdin? Yani bir 10 kilo verdim, bir 10 kilo daha vermem gerekiyor. Peki hangi diyetleri uyguluyorsun? Ketojenik diyet var. Karbonhidrat diyeti var. Aklıma geldi. O şekilde uyguluyoruz yani. İşe yarıyor. Şöyle, ben lenfedem hastasıyım. Lipodemle beraber. O yüzden benim kilo vermem diğer insanlara göre...